Evet değerli arkadaşım sorumuza baktığımızda ABCD bir eşkenar dörtgen verilmiş. Yani bu arkadaşlar birbirlerine ne olmak zorundadır? Eşit olmak zorundadır. Biliyoruz ki eşkenar dörtgende köşegenler birbirlerine açı ortay şeklinde ayarlarda değil mi? Burası 100 ise ikiz kenarlık varsa buraya kaç düşecektir? 40'a 40. Peki hocam burası 40 ise açı ortaydan dolayı buranın tamamı da 40 derece olmak zorundadır. Bir arkadaşım biliyoruz ki karşılıklı açılar birbirlerine eşittir. Burası 100 ise burası da 100'dür. 160 daha 160. Geriye kaç kalır? 20 derece. O zaman x ile 20'nin toplamı kime eşit olmalıdır? 40'a. Buradan x'i yalnız bırakırsak x'i 20 derece ile doğru seçeneğimi bursa bulmuş oluruz. Değerli arkadaşım sorumuza baktığımızda bir eşkenar dörtgen verilmiş. Bak hemen öncelikle bütün kenarların birbirine eş olduğunu gösteriyorum. Daha sonra bak burası çizgi açısıysa z kuralı gereği buranın da ne olması gerekecektir? Çizgi açısı. Bak d e, c üçgeninde bir ikiz kenar üçgendir. O halde burası iki çizgisi bununla karşı iki çizgi olmalıdır. Ki D, A, E üçgenin bir ikiz kenar üçgen olduğunu fark etmen gerekiyor. Hocam burası 110 ise aynı yöne bakanların toplamı 180'e tamamlayacağından dolayı geriye kalana 70 derece kalır. E, i̇kiz kenardan burası da 70 derecedir. 70, 70, 140 yapar. E, üçgenin iç açılar toplamı 180 olması için x'e 40 derece doğru seçeneğimi de Ceyhan kalır. Değerli arkadaşım sorumuza baktığımızda bir eşkenar dörtgen verilmiş ve bir kenarın toplamı 3 kök 2 yapar. O halde bu arkadaş da 3 kök 2'dir. Bu arkadaş da 3 kök 2'dir. Bu arkadaşın da 3 kök 2 olması gerekir. Z kuralı gereği burası 90 ise şurası da 90 derecedir hocam. Başka gel biz DE'ye A birim diyelim. Şu sarıyla taradığım üçgende Pisagor yapalım beraber. Hocam A'nın karesi artı. 2 kök 2'nin karesi hipotenüs olan 3 kök 2'nin karesine ne olmak zorundadır? Eşit. Düzenlersek a kare artı. Buradan 8. Hocam buradan 9, 9 kere 2, 18 gelir. 8'i karşıya atarsam a kare eşittir, 10 çıkar. Bu kenarda dursun. Daha sonra yeşille taradığım üçgene bakalım değerli arkadaşım. Buradan da bir pisagor yapalım. X kare eşittir. A kare artı 3 kök 2'nin karesi. X kare eşittir. A kare 10 demekti. 3 kök 2'nin karesi 18 demektir x kare eşittir 28 her tarafı kare kök için alırsam x eşittir 2 kök 7 yani doğru seçeneğimin denizli olması gerekir. Sorumuza baktığımız zaman ilk verilen kare biçimdeki duvarın kapladığı alan 169 birim kare. E kare biçimde 169 birim kare ise bütün kenarlar birbirine eş ve 90 derecedir 13'e 13 kalır. Neden? 169 13'ün bir karesidir. Daha sonra beşer birim azaldığı görülüyor A ve B köşelerinden. O halde arkadaşım şöyle düşünebiliriz bak şuradan şöyle gönderelim. Şuradan A'ya bir dikme gönderelim. Buradan 5 metre aşağıya düştüğünü anlarım. Peki bizim bir kenar uzunluğu kaçtı? 13'tü. Şu üçgene bakmanı istiyorum. 5, 90, Pisagor yapacağım 5 falanca 13 üçgeni kaç olur özel üçgenden 5 12 13 üçgeni peki arkadaşım bu arkadaş bizim buradaki eşkenar dörtgenimizin yüksekliği değil midir eşkenar dörtgende de bütün kenarlar aynı bir mi eşitti? öncelikle bu eşkenar dörtgenin alanını bulalım nasıl buluruz 13 ile 12'yi çarparak buluruz hemen kenarla kenarda gel arkadaşım çarpalım 6 2 3 1'den ne geldi 156 santimetre kare gelmiş oldu Tamam mı? Bize duvarda kapladığı alan kaç birim kare azaldığı söyleniyor. İlki 169'du. Daha sonra biz 156 bulduk. Çıkardığımızda 13 birim kare azalmıştır diyebilirim. Doğru seçeneğim de Adana olur. Değerli arkadaşım sorumuza baktığımızda dikkatli bir şekilde çözelim öncelikle. Biraz sayılar sıkıntılı olduğu için seni zorlamış olabilir. Uzunlukları birbirine eşit 4 metal çubuk orta noktalarından hareket edebilecek biçimde perçinlenerek aşağıdaki asansör sistemi oluşturuluyor. Hay hay. Asansörün yüksekliği 2 metreden 4.8 metreye çıkarıldığında AB arası uzaklık ilk duruma göre 1.8. 4 metre kısaldığına göre metal çubuklardan birinin uzunluğu şu metal çubuklardan birinin uzunluğunu merak ediyoruz biz kaç metredir diye sormuş. Arkadaşım öncelikle bak şuradaki çizdiğim kelebek şeklindeki üçgenlerle yukarıdaki verilen ifadeler aynı. O zaman biz bir üzerinden işlem yapalım. Gel bu şekli şuraya bir taşıyalım seninle. Şöyle almış olalım ben bu şekli buraya. Şimdi dikkatli bir şekilde inceleyelim arkadaşım. Tamamı 2 metre ise ortadan tam böleceğime göre buranın yüksekliğin tamamı 1 metre olacaktır. O zaman şöyle diyebilirim. Şuradan şurası 1 metredir. Peki bunların bütün uzunlukları eş olduğuna göre ben buraya x dersem buraya da x derim. Şuradan bir yükseklik almış olsaydım tamamı 1 metre ise buraya 0.5 düşer. Şöyle yapalım mı? Bak tamamına 2A artı 1.4 metre diyelim. Hocam neden kafana göre? Şu uzunluk ilk duruma göre 1.4 metre kısalacak ya. Bu birinci durumdu. Şimdi ben ikinci duruma geçeceğim. İstiyorsan ikinci durumu da çizeyim. O zaman daha net algılarsın demek istediğimi. Şöyle yapalım. Kısalacakmış. Şöyle olacakmış şöyle olacakmış. Bu sefer yükseklik değişiyormuş. Yüksekliğin tamamı 4.8 metreye çıkarılıyor. Yarısını aldığımızda 2.4. Çünkü biz yarıları ile ilgileniyoruz ya. E hocam burada da aynı mantık. Burası x ise burası da x uzunluk. Bu uzunluklar değişmeyecektir. Şuradan 90 indirdiğimiz zaman 2.4 ise buraya 1.2 kalır. Tamamı 2 artı 1.4'tü. 1.4 metre kısalacağına göre Burada iki yer kalacak. Kafan karışmadı değil mi? Tamamı 2A ise ikiz kenardan tabanı eşit parçaya bölecektir. A diyebilirim. Tamamı 2A artı 1.4 ise eşit parçaya böleceğine göre A artı 0. Nokta diyebilirim. İşte arkadaşım bir sarı üçgende pisagor yapacağım. Bir de yeşil üçgende pisagor yapacağım. Bunların hipotenüsleri birbirine eşit ya. O zaman ben şunu diyebilirim. 0.5'in karesi artı A artı 0.7'nin karesi eşittir. Aynı mantıkla 1.2'nin karesi artı. A'nın karesine. Yorulma arkadaşım. Biraz işlem kalabalığımız var. 0.5'in karesi 0.25 artı. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. ikincinin karesini aldım. Devam ettim. 1.2'nin karesi 1.44 yapar. Artı buradan A kare gelir. Hocam bak karşılıklı A kareler birbirini götürür. Sol tarafta 1.4A kalır. Sağ tarafta bu arkadaşları karşıya atıp çıkardığımda da 0.7 mi kalıyor? Sadeleştirdiğimde hocam 2'ye 1. Yani A 1 bölü A 0.5 demektir. Dur 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 dur. Şimdi şu şekli şuraya alalım. Hocam inan kafam karıştı diyorsun ama haklısın arkadaşım sayılar birazcık pis verilmiş. Bak buraya aldım 90 derece. Burası 1.2 idi. Burası A birinde. A'yı 0.5 buldum. Burası da X'ti. Ya burası 5, 12, 13 üçgeni farkında mısın? Ama virgüllü olduğuna göre 13 değil 1.3 olacaktır. Peki bizden istenen X değil şu çubuğun çubuklardan birinin tamamı uzunluğu denmiş. 2x. Ben x'i 1.3 bulmuştum. 2 ile çarparsam 2.6 yapar. O halde doğru seçeneğim de deniz Dikkat edersen arkadaşım soru zor gibi gözüküyor. Dinlerken yorulduğunu biliyorum ama inan geometri kısmında değil. Cebir kısmı seni yoruyor buraya. Haydi bakalım yolumuza devam edelim. Değerli arkadaşlarım sorumuza baktığımızda eşkenar dörtgen birinin şunu hemen görmen gerekiyor. DH bu eşkenar dörtgenin bir yüksekliğidir. Biliyoruz ki eşkenar dörtgenlerde tüm yükseklikler eşittir. Yani AB'ye ait çizdiğim bu yükseklikte buradaki 8 ise bu yüksekliğinde 8 birim olması gerekiyor. E bizden istenen bu kırmızıyla taradığım üçgenin alanı e taban çarpı yükseklik bölü 2. 10 çarpı 8 bölü 2'den sadeleştirdim 4 çarptım 40 santimetre kareli. Doğru cevabımın... Edirne olması gerekir. Değerli arkadaşım sorumuza baktığımızda bize taralı bölgenin alanı sorulmuş. Eşkenar dörtgen bir kenarın uzunluğu 11'in verilmiş. 10 santim. Hocam burası da ondur. Burası da ondur. Burası da ondur. Ayrıca hemen şu sarıyla taradığım üçgeni yapıştırman gerekiyor. 6, 8, 10 üçgeni özel üçgen. DE, E. D, E, B, dikinmiş. Demek ki bir yükseklik. Yani arkadaşım bu eşkenar dörtgenin yüksekliği 8 santimmiş. Sen şu BC'den de A noktasından da bir yükseklik çizmek istersen buna paralel şöyle uzatırsın. Şurası yine 90 derece olur. Burası 8 ise buraya da 8 olduğunu iddia edebilirsin. Arkadaşım ben bu yeşile taradığım üçgenin alanını merak etmiyor muyum? Tabanı 4. Bu tabana ait yükseklik ahanda 8. 4 çarpı 8 bölü 2'den sadeleştirip çarptığımda 16 santimetre kare ile doğru cevabımı Adana buldum bile. Değerli arkadaşım sorumuza baktık. Eşkenar dörtgen. Hocam bir kenarı 13 birim. Burası da 13 birim. Bak burası 90 derece üçgen. Ne üçgen? Özel üçgen. 5 12 13 üçgen. O zaman buraya 6 yapıştırırım. Buraya da 6 yapıştırırım. Hoca bizim bu eşkenar dörtgende bir kenara 13 birimdi burası da 13'tür. Şöyle diyelim mi? Bak burası A birim kare olsun bu bölge. Bu bir bölge B birim kare olsun. Bu bölge de C birim kare olsun. Hocam A artı B artı C dedim eşkenar dörtgenin alanıdır. Peki eşkenar dörtgenin alanı nasıl bulunuyordu? Taban çarpı yani 13 çarpı. O tabana ait yükseklik 12. 13 ile 12'yi çarptığımızda karşımıza ne gelecektir arkadaşım? Şu an hemen bir bakmamız lazım. 3 kere 6, 2, 3, 1, 156 mı geldi? 156 santimetre kare. A artı B artı C 156 santimetre kare. Peki bizden C bölgesi isteniyor farkındasın. Hocam ben bu A bölgesiyle B bölgesi üçgensel bölge ve dik olduğuna göre taban çarpı yükseklikle alanlarını bulurum. Hadi gel bunun alanını hemen hesaplayayım. 13 çarpı 6 bölü 2'den sadeleştirdim. 3 ne geldi buradan? 39. O zaman A bölgesinin alanı 39. Aynı mantıkla gel dostum B bölgesinin alanını hesaplayalım. Taban çarpı yükseklik. Yani 5 çarpı 12 bölü 2'den sadeleştirdim. 6 30 santimetre karede B bölgesinin alanı çıktı. Haydi gel yazalım. A'yı 39, B'yi 30 artı C eşittir 156. Hocam bak burası 69 yaptı. Artı C eşittir 156 ise 69'u karşıya attığımızda 156 eksi 69'a denk gelecektir. Buradan düzenleyelim arkadaşım ve C'yi çekelim. Evet 16'dan 9 çıktı 7. 14'ten 6 çıktı 8. C bölgesinin alanının 87 cm kareyle doğru cevabın denizli olması gerekir. Tamam mıdır? Değerli arkadaşım eşkenar dörtgen var 60 var bana bir diklik lazım ya 60'ı gördüm bana bir 90 dereceli üçgen oluşturman gerektiğini artık biliyorsun. Hocam bak burası 90 derece burası 60 da 30 derece kalır. Hoca 90'ın karşı 6 köküsü 30'un karşı bunun yarısı olan 3 köküştür. 60'ın karşı da 30'un köküç katıydı yani 9 birimdir. Sen eşkenar dörtgenin aslında neyini buldun biliyor musun? Yükseklik. Yükseklik 9 birimmiş. Şöyle yapalım. Biz bu arkadaşı uzatalım. C'den bir dikme inersek bu aslında bizim eşkenar dörtgenin yüksekliği olacaktır. Burası 9 ise buranın da 9 olması gerekir. Hocam 90 45 buraya da 45 düşer. Burası 9 birimse şu uzunluğun 9 birim olması gerekir. E 45'lerin karşısı 9 ise 90'ın karşısı bunun kaç katı oluyordu? Kök 2 katı. O zaman x'in 9 kök 2 ile doğru cevabın Edirne olması gerekecektir. Değerli arkadaşım bize bir eşkenar dörtgen verilmiş. Bir kenara 18 ise burası da 18. Burası da 18. Geriye 18 eksi x kalır. Sonra sonra hocam şöyle bir şey yapacağız. EC doğrusunu uzatalım. Şu AB ile de birleştirelim. Yerim olmadığı için sanki doğrusal gibi gözükmüyor ama bunların doğrusal olduğunu bilmen gerekiyor. Hocam bak burada değerli arkadaşım dikkat et. ED EA'ya eşit verilmiş. O zaman 1'e 1'dir. Burası 18 ise buranın 18 olması gerekir. Bura A'ya A dersem 2A ise şu uzunluğunda 2A olması gerekir. Senden istediğim şu sarıyla taradığım ve Bekle bekle. Yeşille taradığım üçgene bakma. Hocam yeşil üçgene benzemiyor diyebilirsin ama arkadaşım o şekil şuna benzeyen bir şekil. Tamam mı? Şöyle bir şekil aslında. Ama bak benim burası doğrusal yerim olmadığı için yamuk gibi gözüküyor. Hayır sen onu doğrusal olarak algılaman gerekiyor. Bu arkadaşın tabanı 18-x bölü. Bu arkadaşın tamamının tabanı 36 eşittir. Kenarların birbirine oranını a'nın 3 a'ya oranını anlaştık tamam mıdır? A'lar birbirlerini götürür. Burada 1 kalır. Çapraza girdiğimde 18 3'ü çarpında 54 3 x eşittir 36'dan. 36'yı sola 3 x'i sağ atarsam 54 36 eşittir 3 x'ten. Hocam buradan 18 eşittir 3 x her tarafı 3'e böldüğümüzde x'i 6. Zaten bana x soruluyordu. O halde doğru cevabım da Ceyhan olmalıdır. Değerli arkadaşım sorumuza baktığımızda bize bir eşkenar dörtgen verilmiş. Bütün kenarlar birbirine eş olması gerektiğini biliyorum. Ayrıca eşkenar dörtgende çizilen köşegen ne oluşturuyordu? Bir açı ortay oluşturuyordu. Bunların açı ortaylarını yapıştırdım bile. Hocam bir kenarı 15 birimdi. O halde burası da 15 birimdir. Dostum şu açı ortayda da şu muhabbeti yapalım mı beraber? Bak burada bir açı ortay doğrusu oluşmuştu. Kenarlar tabanlarla orantılı olmak zorundadır. 12'yi 3'e bölersem bu EK'ya 4K dersem. 15'i 3'e bölersem DK'ya 5K deme hakkına sahibim. Bekle bakayım dostum sen. Şunu gördün mü şurada? Bak 12 falanca 15. Ya burası bir dik üçgen. Pisagordan da bulabilirsin ama burada bir özel üçgen var ya. 9, 12, 15 üçgeni. O zaman 5K artı 4K yani 9K'nın 9'a K'nın 1'e eşit olması gerekiyor. Hocam. Buraya 5 yapıştırırsam buraya 4 yapıştırma hakkına sahibim. Daha sonra biz neye ulaşmaya çalışıyorduk arkadaşım? X'e ulaşmaya çalışıyorduk. Peki şöyle yapalım. Bak hocam şu AD, BC'ye paralel Z kuralı gereği. Burası 90 derece ise bu arkadaşın da 90 derece olması gerekmez mi? Gel dostum şu yeşile taradığım bölgede pisagor yapalım. Oradan X'i beraber çekmeye çalışalım. Haydi bakalım. X kare eşittir. 15'in karesi artı 5'in karesi. X kare eşittir 225 artı 5'in karesinden 25. X kare eşittir 250. Artık hocam sonuca gelelim. Her tarafı karekök kök içine alırsam. X eşittir kök 250 demektir. Bu 25 çarpı 10. 25 5 diye dışarı çıkar. X eşittir 5 kök 10'dan doğru cevabımın bursa olması gerekecektir. Anlaştık değil mi?